Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün bal ve polen ile dolan çıtaların diğer bir ismi ile arıcılar içerisinde tabir olarak kullanılan bal ve polen blokesi olmuş çıtalarla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Çıta blokesi diye bir şey yoktur. Polen ve balın yoğun olduğu dönemlerde bir hafta, bir buçuk haftalık dönem içerisinde arıların yoğun bir şekilde kendi gelecekleri için sermaye olarak stokladıkları ve o bir buçuk haftanın dışında, yani sonunda kesilen polenin neticesinde kendi çıtalarındaki polenleri kullanırlar. Çıtalarında topladıkları polenleri. Aslında bu polenin faydası vardır. Hiçbir şekilde arının yumurta engeliyle alakası yoktur. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok muazzam bir şekilde polen doldurulmuş. Yavru alanı bayağı bir daralmış. Ve bütün çıtaların geneli şu anda bu şekilde. Bu arılar bir hafta sonra dışarıda otlar olgunlaştığı için polen özü azalacağından dolayı bu arılarımız kendi stokladıkları bu polenleri, rengarenk olarak stokladıkları bu polenleri yavruda kullanacaktır. Bu çıtaları arılarından alan kişiler bir hafta sonra arıları poleni yeterli olarak bulamadığından dolayı şu şekilde bloke etmiş, daha doğrusu stoklamış bir arıya göre daha az yumurta atacaktır. Bu arı bir hafta ya da bir buçuk hafta sonra bu polenin hepsini bala yatıracak ve mükemmel bir yavruya yatıracak ve mükemmel bir yavru kapasitesine sahip olacak. Bunu deneyip gözlemleyebilirsiniz. Bu çok açık ve nettir. Arılarda polenli ve ballı dolmuş olan çıtaları yavru döneminde kesinlikle çıkarmayın. Bu tür dönemlerde alt katta elinizden geldiğince kabarmış petekleriniz varsa kabarmış peteklerle arıyı destekleyin. Kabarmış petekleriniz yoksa dahi ham peteklerle sağlı sollu arıyı desteklerseniz bu arılar bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde polenin ve gelen nektarın hepsini yumurtaya çevirdiğini ve mükemmel bir yumurta potansiyeline sahip olduğunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bu polen arının bir buçuk ya da bir hafta sonraki sermayesidir. Bunu bir hafta sonra kullanacak, tamamen kendine yavru alanı açacak ve yavru alanı daraldığı için de olur da arıda herhangi bir rahatsızlık varsa bile o rahatsızlığı bu polen sayesinde de temizlemiş olacak. Yavru çürüklüğü gibi hastalıklarda bu tür yavru alanının daralması da kısa dönemler için çok idealdir. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Polen ve bal blokesi diye bir şey yoktur. Bu konuda emin olabilirsiniz. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Önemli olan diğer bir husus ise bu polenin stoklandığı dönemde ana arı bir hafta yumurta atımında asgari bir seviyeye düşürür yumurtayı. Bunun faydası ise ana arının dinlenmesi ve önündeki bir buçuk hafta sonra ya da 10 gün 15 gün içerisinde yoğun bir yumurta atışına sahip olacağıyla alakalıdır. Bu da aslında verimli bir şeydir.